Önce selam, sonra kelam denmiştir. Onun için ben de önce hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Turing ve Otomobil Kurumu'na da, benim de üyesi olduğum Turing ve Otomobil Kurumu'na da daveti sebebiyle başta Sayın Başkanımız olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce Başkan galiba size bir kısa tanıtım, kim, konuşacak adam kim diye kısa bir tanıtma yapmış. Dedi ki ben sizi de hani çoğu öğrencilerimiz, arkadaşlarımız eski Milli Eğitim Bakanı olarak tanıyorlar. Ben de dedim ki sadece eski Milli Eğitim Bakanı değil, aynı zamanda eski Kültür Bakanı, kültür mü dediniz, kültür ve turizm mi dediniz? Kültür ve Turizm Bakanı filan, ama bizim için hep Nabi Hocamız dedim, dedi. Bu da bana bir Kerkük türküsünü hatırlattı. Şimdi merak etmeyin, endişe etmeyin. Türküyü kalkıp söyleyecek değilim. Ama sözlerini söyleyebilirim. Kerkük hoyratı. Bunu rahmetli Abdurrahman Kızılay çok güzel söyler idi. YouTube'da da Abdurrahman Kızılay diye girerseniz, Kerkük hoyratı diye girerseniz veya ağıtı diye girerseniz dinlersiniz. Çok güzel bir Kerkük türküsüdür. Ve türkünün sözleri de şöyledir. Men sana gülüm demem, gülün ömrü kem olur. Yani gülün ömrü kısa olur. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü. Men sana gülüm demem, gülün ömrü kem olur. Men sana reyhan demem, yaprak düşer, dal olur. Reyhan bir çiçek biliyorsun. Men sana reyhan demem, yaprak düşer, dal olur. Sayıyor böyle, ben sana şunu demem, ben sana bunu demem. Sonlara doğru da diyor ki, men sana derviş demem, pos gider, abdal olur. Men sana paşam demem, tahttan düşer, az olur. Men sana paşam demem, tahttan düşer, az olur. Men sana beyim derem, daim beyler bey olur. Şimdi öyledir. Bu sıfatların her biri gelir geçer. Türkiye'de onu söylüyor zaten. Ama geriye işte varsa beylik, efendilik ve hocalık kalır. Hocalık da öyledir. Dikkat ederseniz burada ben sana şunu demem, ben sana bunu demem, paşam demem, derviş demem filan, bunlar sonradan birileri tarafından size verilen ünvanlar gibidir. Ve dolayısıyla birilerinin verdiğini birileri alabilir demektir. Türkü onu söyler. Ama beylik fıtraten bir şeydir. Ve beylik verme ilendir. Yani veren beydir. Alma ilan değildir, verme ilan. Beylik, ağalık da öyledir. Ağalık verme ilan derler. Yani veren ağalar verir, almaz. Züğürt Ağa'yı herhalde izlemişsinizdir. Orada da görmüşsünüzdür. Ağalığın ne manaya geldiğini, neye mal olduğunu, nelere mal olabileceğini oradan da görmüşsünüzdür. Dolayısıyla ben değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Beni sizlere bir hoca olarak tanıtmış olma. Hocanın da eskisi olmuyor. İşte böyle fırsat buldular mı hemen oturup başlıyorlar kendilerince bir şeyler anlatmaya. Ben bugün sağ olsun Ahmet Bilgili kardeşimiz böyle bir programdan söz ettiğinde başlık olarak da enformatik cehaletin bugünü gibi bir genel başlık koyduk. Şimdi bu başlıkları da kısaca bir şey yapalım. Başlığın da o kadar fazla önemi yoktur. Çünkü meşhur sözdür yine. Bu cami hocaları için anlatılır ama bütün hocalar için geçerli bir kuraldır. Cemaat ne derse desin hoca bildiğini anlatır. Onun için başlık ne olursa olsun bizim de kendimize göre bildiğimizi zannettiğimiz bazı konular, onların planı çıkar takarız. Şimdi önce usul üzerinde, yöntem üzerinde bir anlaşalım. Ondan sonra konumuza girelim diye düşünüyorum.
Bu işin uvertür kısmıydı. Şimdi usul kısmına geldik, yöntem bölümüne geldik. Konuşmamız aşağı yukarı 45 dakika sürecek. Niye söylüyorum bunu? Çünkü ben bundan 50 sene kadar önce, değil o kadar tabii, 30 sene önce üniversiteye ilk asistan olarak intisap ettiğimde o zamanki tecrübeli hocalarımız bize demişlerdi ki bir topluluğa, bir sınıfa girdiğinizde, sınıflarda gerçi ders süresi bellidir, saatler bellidir ama bir topluluğa konuşacağınız zaman mutlaka onlara kendilerini ne kadar meşgul edeceğinizi, ne kadar süreyle konuşacağınızı mutlaka baştan söyleyin ki insanlar ona göre size sabretsinler. Yoksa ne zaman bitecek bu konuşma endişesine kapılırsa dinleyiciler arka sıralardan başlayarak yavaş yavaş tenhalaşabilir salon. Onun için 45 dakika konuşacağız. Çünkü günümüzde artık şimdi oraya geliyoruz. Enformatik cehalet günümüzdeki durumuna. Aynı hocalar 30 sene önce bize 45 dakikadan veya yarım saatten fazla konuşmayın. Konuşacağınız zaman 15 dakika dediler o zaman. Hocalar demişlerdi ki sınıfta tamam dersin süresi 45 dakikadır ama 15 dakika konuşun. Sonra araya mutlaka bir yabancılaştırma efekti deniyor yani tiyatroda. Bir rüzgar essin sınıfta. Ya bir fıkra anlatırsınız ya bir anekdot anlatırsınız veya ara verirsiniz, teneffüs verirsiniz. Böylece o kritik dinleme süresi 15 dakikadır öğrencilerin. 15 dakikadan sonra çocuklar, gençler, öğrenciler pencereden bakmaya, mümkünse kaçmaya falan başlarlar. Onun için 15 dakikayı geçmeyin ilk şeylerinizde. Yani 15 dakikalık 3 bölümde yapın dersiniz demişlerdi. Ama dediğim gibi bu 30 sene önce konuşulan bir konu. 30 sene önce o zamanki benim öğrencilerim ve biz televizyonla yetişmiş kuşaklar değildik. Televizyon henüz hayatımıza yeni yeni girmeye başlamıştı. Her evde televizyon yoktu. Ve dolayısıyla sizden çok farklı bir kuşaktı 15 dakika dinleyebilenler. Şimdi siz onlardan çok farklısınız çünkü siz her biriniz televizyonla evlere doğdunuz, oralarda büyüdünüz. Kitaptan önce, yazılı malzemeden önce görsel malzemeyi, görsel işitsel malzemeye muhatap oldunuz. Pek çok şeyi okul eski kuşakların, o zamanki gençlerin, öğrencilerin okulda öğrendikleri, ancak okulda öğrenebilecekleri pek çok şeyi şimdi siz evlerinizde ve başka ilgili alanlarınızda televizyonlardan ve sosyal medyadan ve internetten öğrenmiş olarak geliyorsunuz, bilerek geliyorsunuz. Ama bu arada sizin kritik dinleme süreniz de çok düştü. Çünkü televizyon çok biliyorsunuz hızlı akan bir mecradır, televizyondaki programlar. O yüzden reklamlar hiçbir zaman mümkün olduğu kadar, hiçbir zaman değil ama çoğunlukla 20-25 saniyeyi geçmez, 30 saniyeyi geçmez ve yeni doğan televizyon dünyalara doğan çocukların da dikkat edin evde küçük bebekler varsa reklamlara odaklanırlar. Siz onlara ne anlatıyor olursanız olun hemen televizyona dönerler. 20 saniye onu o izlerler. 20 saniye sonra o ilgi kaybolur. Sonra yeni bir reklam başladı mı ona döner. Dolayısıyla genç kuşakların muhtemelen sizlerin kritik dinleme süreniz 5 dakikayı falan indi. Siz buraya oturup başka gençlere böyle konuşmalar yapacağınız zaman bu 20 saniyeye falan düşecek. O zaman ne anlatacaksınız? O sizin probleminiz. Ben şimdi beşer beşer dakikayla bunları sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi başlığımız enformatik cehaletin bugünü. Bu enformatik cehalet lafı nereden çıktı? Enformatik cehalet benim eski bir kitabımın başlığı. 1990 senesinde demek ki 30 seneye yakın, 30 sene önce yazılmış bir kitap. Piyasada şu anda olmadığı için rahatlıkla böyle kitabın adını falan söyleyebiliyoruz. Yani reklama girmez diye. Yakında lüks bir baskısını yapıp 2500 liradan sizlere onları. Şimdi istediğiniz kadar hocayım falan deyin, siyasetçi damar bir yerden dürtüyor. Şimdi ne lüzum vardı böyle bir göndermeye ama işte dayanamıyor adam.
Enformatik Ticaret 1990 senesinde çıkmış bir kitap. Yazılış hikayesi de biraz ilginç. 1986 senesinde ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda rahmetli Hasan Celal Güzel'in müşaviri idim. O tarihte Avrupa Konseyi Eğitim Bakanları Konferansı 3 yılda bir ülkede yapılıyor. O yılda sıra Türkiye'deydi ve Avrupa Eğitim Bakanları Konferansı İstanbul'da yapılacak idi. Ve yapıldı sonra. O konferansa da her sene her konferans, 3 yılda bir yapılan her konferans bir ana tema üzerinden yapılıyor. O yılki konferansın ana teması da enformasyon teknolojileri ve eğitim sistemlerine etkileri idi. Ve her ülke o konferansa bir ulusal rapor hazırlıyor. Biz de Hasan Bey de rahmetli Hasan Celal Güzel de o raporu hazırlama görevini bana ve benimle birlikte bir grup genç akademisyen arkadaşa verdi. 30 sene öncesinden bahsettiğimize göre demek ki saçımız da vardı o zaman. Yani genç akademisyen deyince şimdi siz senin neren genç diye düşünebilirsiniz. O zamandan bahsediyoruz. Biz bir grup arkadaş Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden Deniz Derman, Deniz Bayrakçı, Bayraktar, Deniz Bayraktar, Çukurova Üniversitesi'nden Ülkü Köymen, yine Anadolu'dan Cemalettin Taşçı ve Nezih Erdoğan, böyle o zaman hepimiz genç asistan veya doçentiz, Türkiye Ulusal Raporu'nu hazırladık. Raporun başlığı da dediğim gibi enformasyon teknolojileri ve eğitim sistemlerine etkileri. Güzel bir rapordu. Henüz bilgisayar yeni yeni eğitimde kullanılmaya başlamıştı. Onun da ilginç bir hikayesi vardır. Burada bir parantez açıp o hikayeyi de komik de taraflar olan bir hikaye olduğu için sizinle paylaşayım. Dediğim gibi ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda danışmanım Hasan Celal Güzel. Milli Eğitim Bakanı rahmetli Turgut Özal da başbakan. O tarihlerde yine Milli Eğitim Şurası toplandı. O şurada Başbakan Özal bir konuşma yaptı. Fakat konuşmasında yazılı metnin dışına çıkıp bir yer, Amerika'dan henüz yeni gelmişti. Ve o konuşmasının bir yerinde dedi ki Türkiye, ben Amerika'dan geliyorum. Amerika'da gördüm çocuklar okullarda bilgisayarlarla oynaşıyorlar. Çok güzel faydalanıyorlar bilgisayardan. Biz de bunu yapmalıyız. Biz dedi önümüzdeki dönemde Türkiye'de de çocuklar bilgisayarla eğitime başlayacaklar. 1 milyon bilgisayar alacağız dedi. Şimdi 1 milyon bilgisayar alacağız dediği tarihte bütün Avrupa'da eğitimde kullanılan bilgisayar sayısı 480 bin. Bütün Avrupa'da. Tabii öyle deyince Hasan Celal Bey de bize bu konuyla ilgilenmemiz, çalışmaya başlamamızı söyledi. Bu arada tabii 1 milyon bilgisayar alacağımızı duyan Amerikalıların da kulakları dikildi. Hemen Amerika Ticaret Bakanlığı'ndan bir heyet geldi. Biz sizi şey yapalım, Amerika'ya götürelim. Bizim bilgisayar sektörümüzü, fabrikalarımızı dolaşın, oraları gezin, görün neler yapıyoruz. Bizden alın. Bir heyet oluşturuldu. O zamanki YÖK'ten, Kültür Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, galiba Başbakanlık'tan 15 kişilik bir heyet oluşturuldu. Ben de Milli Eğitim Bakanlığı heyetinden olaya dahilim. Fakat giderken Hasan Celal Bey dedi ki bize, bana, benim daha önceden hukukumuz olan abi, kardeş gibi konuştuğumuz bir abimiz olduğu için, dedi ki bak şimdi gidiyorsunuz oraya ama sakın dedi Amerikalılara falan çaktırmayın, bizim 1 milyon bilgisayar alacak paramız yok. Ama alıcı gibi davranın dedi. Peki dedik biz de, alıcı gibi davranmanın nasıl olduğunu da pek bilmemekle birlikte gittik Pan Amerikan'la. O zaman Pan Amerikan diye bir şirket bir şey var. Her tarafı komik bir hikaye. Pan Amerikan'a bindik. Kültür Bakanlığı temsilcisi olan daire başkanı hanım uçak havalandıktan biraz sonra hostese dedi ki bugün benim doğum günüm dedi. Meğer hava yollarında böyle bir adet varmış. O gün sizin doğum gününüzse hemen orada pasta bulunurmuş. Hemen pasta geldi. Happy birthday to you falan yapıldı. Pan Amerikan şeyi verildi. Tamam. Amerika'ya gittik. 15 günlük bir gezi. 15 gün boyunca muhtelif illerde bilgisayar fabrikalarını geziyoruz. Her gittiğimiz fabrikada bu hanım bugün benim doğum günüm diyor. 15 gün böyle doğum gününü kutladık hanımın.
O da muhtelif hediyeler aldı oralardan. Şimdi biz Amerika'ya, evet, çaktırmadan gidin, alıcı olduğunuzu fark ettirmeyin, olmayacağınızı fark ettirmeyin dedi Hasan Bey. İntik. Onlar bize alıcı muamelesi yapacaklar için hazırlıklılar. New York havaalanında bizi, mübalağa etmiyorum, ben de hayatımda ilk defa ve belki son defa, hatırlamıyorum başka, bir limuzine bindim. Her birimize bir limuzin tahsis etmişler. 1 milyon bilgisayar alacağız. Limuzinler dizilmiş böyle. Ertesi gün New Jersey'den başladı şey, New York'tan New Jersey, oradan işte her birimiz birer şeyle. Fakat 15 günlük seyahatte bu düzen şöyle değişti. İlk gün bizi her birimize bir limuzin tahsis ettiler. Sonra New Jersey'den sonra 3-4 kişi birer limuzine indik. Uzatmayayım, havaalanına dönüşte hepimizi bir van minibüse bindirip havaalanına gönderdiler. Limuzinlerle başlayan alışverişimizde, seyahatimizde Van'la bitti. Ama iyi bir tecrübe oldu. Gerçekten o tarihte bilgisayar teknolojisinin nerede olduğunu, nereden nereye gitmekte olduğunu, bu CD'ler ilk defa orada görmüştük. Yeni tasarım, yani daha ne deniyor, pilot uygulama aşamasında idi. Ve bize onu gösterenler o zaman demişlerdi ki bu CD'leri, şimdi flash disk falan, siz belki CD'yi bile hatırlamıyorsunuz. Onları gösterdikleri zaman demişlerdi ki bu o kadar yüksek kapasiteli bir hafızaya sahip ki bütün Encyclopedia Britannica bunun içine sığacak. Yani 15 veya 20 ciltlik bir kitabın, bir ansiklopedinin o diske sığacağını bize olağanüstü bir hafıza kabiliyeti olarak sunuyorlar ve biz de gerçekten dehşete kapıldık. Koskoca Encyclopedia Britannica nasıl olacak da buraya sığacak diye. Şimdi ama sizin flash disklerinizde filmler var, bir ansiklopedi, kütüphaneler var filan. O Avrupa Eğitim Bakanları Konferansı Türkiye'de toplandığı zaman biz biraz da bunların da bu gezinin, bu şeyin de etkisiyle güzel bir rapor hazırladık. Enformasyon teknolojileri ve eğitim sistemleri etkileri diye. Fakat İngilizlerin raporunda bir cümle, giriş cümlesi, daha doğrusu epigraf, hani girişteki başlık cümle. Yık kıskandık. Keşke bu bizim aklımıza gelseydi de bunu biz yazsaydık dediğimiz bir cümle vardı İngiliz Milli Raporu'nun başında. Orada diyordu ki, İngilizlerin raporunun başında, bu rapor 3 yıl için geçerlidir. Yani tıpkı ilaç ve gıda maddelerinin üzerinde yazdığım son kullanım tarihi. Bu raporda söylenenler 3 yıl sizin işinize yarar diyor raporu hazırlayanlar. 3 yıldan sonra bunlar bir işe yaramaz. Şimdi geriye dönüp baktığınızda hakikaten öyle. Yani orada mesela radyoyla bilgisayarı nasıl uyumlu çalıştırılabileceği, televizyonla bilgisayar üzerinden plan. Yani bugün artık pek çoğu demode olan, kullanılmayan pek çok teknolojilerin üzerine inşa edilmiş bir eğitim stratejisi öngörüyor o rapor. Bizimki de benzer şeyler var. Dolayısıyla güzel bir şey oldu ama o konferans vesilesiyle o ulusal raporu hazırlama şeyi içerisinde biz de daha sonra o rapora yazmadığımız, hani resmi bir belgede yer alamayacak pek çok konuyu daha serbest bir üslupla Enformatik Cehalet kitabımızda işledik. Neden enformatik cehalet? Enformasyon, bir defa enformasyondan ne anlıyoruz? Önce orada anlaşmamız lazım. Bu enformatik cehalet tabirini şey yapmamız için, iyi anlaşmamız için. Eliot, Thomas Sturges Eliot, meşhur İngiliz şairi. Eliot'ın 1940'larda yazdığı bir şiir var. Aşağı yukarı çevirisi şöyle. Hani o hikmet ki bilgide kaybettiğimiz, hani o bilgi ki enformasyonda kaybettiğimiz. Şimdi 1940'larda Eliot en alt kademeye enformasyonu yerleştiriyor. En üstte hikmet var, onun altında bir basamak altında, pek çok basamak altında bilgi var, onun altında enformasyon var.
Ve şöyle bir bunların arasında da şöyle bir ilişki yok. Enformasyonu biriktirirsiniz, biriktirirsiniz. Çok enformasyon biriktirmişseniz bilgili olursunuz. Hayır, öyle bir şey yok. Veya bilgiyi biriktirirsiniz, biriktirirsiniz. Çok bilgili bir adam olursunuz. Bunu özellikle bu hususu vurgulamak istiyorum. Herhangi bir konuda çok bilgili olursunuz ama bu sizi hikmet sahibi yapmaz. Nitekim bizim geleneğimizde de Anadolu irfanı dediğimiz gelenekte de pek çok bilge vardır ki aslında ümmidir. Yani öyle okuması yazması yoktur veya herhangi bir formel eğitimden geçmemiştir ama hikmet sahibidir. Hikmet birikmiş bilgi değildir. Bilginin bir üst basamağı değildir. Yani burada o diyalektiğin niceliksel artış bir noktadan sonra niteliksel sıçramaya dönüşür kuralı burada işlemez. Bilgi bir hani vardır ya diyalektik düşüncesinde. Tabii siz onları da okumadınız. Bakın adını öyle unuttum. Felsefe derslerini yazan kimdi? Polanski yok. Neyse siz de unuttunuz. İyi. Felsefe dersleri. Sol yayınlarından çıkan felsefe derslerinin. Efendim? Yok yok yabancı. Neyse aklımıza gelir. Şimdi orada böyle çok basitleştirilmiş olarak bir takım şeyler tanıtılırken, diyalektik sıçramayı anlatırken o kitapta şey örneğini verir, su örneğini verir. İşte suyu kaynatmaya başlarsınız. 1 derecede sudur, 2 derecede sudur, 99 derecede sudur. Oraya kadarki bütün artış niceliksel artıştır. Yani niteliği, mahiyeti değişmez. Niceliği değişir. Isı yükselir, ısı yükselir, ısı. 99, 100 dereceye geldiği zaman buharlaşır, mahiyet değiştirir. Ona niteliksel sıçrama denir. Yani 99 derece su olan, 99 dereceye kadar su olarak gördüğümüz şey, 100. derecede buharlaşır ve nitelik değiştirir. Nicelikten niteliğe geçiş örneği olarak hep bu basit örnek verilir. Bu burada da öyledir. Yani burada da öyle değildir demek istiyorum. Bilgi birikir, birikir, birikir. Sonra birden aydınlanıverirsiniz. Öyle bir şey yok. O yüzden Ortega y Gasset diye bir İspanyol düşünür var biliyorsunuz. Veya bilmiyorsanız şimdi artık bundan sonra bileceksiniz. Ortega Gasset'in bu tipler için söylediği bir tabir var. Ignoramus. Ignoramus. Tahmin edebileceğiniz İngilizce bilenler hemen tahmin ettiler. Ignore'dan geliyor. Yani cehalet. Ignoramus da cehaletin babası filan gibi bir şey. Ignoramus. Ama kimi kastediyor Ortega bununla? Herhangi bir konuda çok bilgili olan ama hayatın temel değerleri konusunda maalesef topallayan insanlar için kullanıyor bu tabiri. Bunun en güzel örneğini de Ian Dallas. Siz yazıyorsunuz diye böyle yavaş yavaş söylüyorum. Ian diye yazılıyor. Ian Dallas. Gariplerin kitabı. Türkçesi de çok güzel. Çünkü büyük bir Türk şairi çevirdi. Kimi çevirdiğini siz göreceksiniz bakınca. Ben söylemeyeceğim. Merak edin diye bunları böyle yem 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 olta gibi anlatıyorum böyle. Gariplerin kitabının başında bu Gariplerin kitabı bir İngiliz kütüphanecinin hikayesini, hakikati arama macerasını anlatır. Ve oranın kitabın başında da yola çıkar, yola çıkmak üzeredir. Ve der ki entelektüel yani tırnak içinde entelektüel veya akademik bir çevreden ayrılıp hakikat yolculuğuna çıkacak. Kendi akademik arkadaşlarından bahsederken der ki bunlar konuşurlar, çok güzel cümleler kurarlar, uzun cümlelerle şey yaparlar.
Ama bir bardak suyun nasıl içileceğini bilmezler. Eğer bilselerdi, başka şeyler de söylerdi, eğer onları bilselerdi, onlarla birlikte kalır ve şölenip onlarla paylaşırdım der. Çok güzel bir kitaptır. Ian Dallas, Gariplerin Kitabı. Tercümenin ne kadar güzel olduğunu başlığından da çıkarabilirsiniz. Ne kadar güzel, doğru ve güzel çevrildiğini başlığından da. Çünkü kitabın orijinal adı The Book of Strangers. Stranger kelimesini garip diye çevirmek için ancak İsmet Özel olmak gerekir. İsmet Özel'in çevirisidir. Garip, Gariplerin Kitabı. Stranger, yani ben çeviriyor olsaydım onu muhtemelen yabancıların veya işte yabancı filan kökünden gidebilirdim. Ama oraya tam oturan Gariplerin Kitabı'dır. Şimdi buraya kadar farkındasınız tabii. Bir takım kitaplarla falan geliyoruz. Ama konuşmamın başında söylediğim gibi siz buraya gelip konuşmaya başladığınız zaman muhtemelen benim yaptığım gibi kitap isimleri söyleyemeyeceksiniz. Çünkü kitap gittikçe hayatınızdan çekilmiş olacak. Ve siz bununla neleri kaybettiğinizi bile bilemeyeceksiniz. Buna direnmek mümkün müdür? Kitlesel olarak buna direnmek mümkün değildir. Bir ana akım vardır. Ana akım, yani sel önüne katıp götürüyor. Bir afat. Bu özellikle sosyal medyada böyle. Sosyal medya çok yeni bir fenomen ve insanın oğlunun binlerce yıllık birikimine, alışkanlıklarına, donanımına, bağışıklık sistemlerine saldıran, onları kurcalayan ve muhtemelen onları ciddi manada bozan bir afat, bir salgın hastalık. Ama dediğim gibi buna kitlesel olarak bir çözüm bulunabilmiş değil. Buna ancak bireysel çözümler geliştirebiliriz. Yani ancak siz kendiniz ve sadece kendiniz için bir şey yaparsanız paçayı kurtarabilirsiniz. Yapmazsanız kitleyle, kütleyle birlikte siz de o sele kapılıp gidersiniz. Kapılıp gideriz. Hepimiz için söylüyorum. Kendim için de söylüyorum. Şimdi ben benzer konuşmalarda, benzer sohbetlerde pekala internetin de, internetteki malzemenin de çok yararlı biçimlerde kullanılabileceğine dair örnekler veriyorum. Şimdi de verebilirim. Ama yani mesela size buradan bir kitap bahsettiğim zaman siz hemen Ahmet Bilgili hocamızın yaptığı gibi telefonunuzu açıp internete girip bakalım hoca doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Ian Dallas dedi ama acaba Ian Dallas mıydı? Yoksa çeviren de o muydu falan diye kontrol edebiliyorsunuz. Güzel, tamam. Ama bunu kim yapabiliyor, kimler yapabiliyor? Bizler ve biraz da sizler nasıl yapabiliyoruz? Kitap kültüründen geldiğimiz için. Yani neyi nerede arayacağımızı bildiğimiz için. Şimdi yine o Gariplerin Kitabında bir cümle. Bir o yolculuğu sırasında bir bilgeyle karşılaşır bizim kütüphaneci ve ona gözyaşları içerisinde bir şeyler sorar. O da ona der ki, deveyi merkep pazarında arama. Deveyi merkep pazarında arama. Sonra eliyle kütüphanecinin gözünden akan yaşı siler ve der ki, bunu göstererek, bu yol deve pazarına gider. Aramakla bulunmaz,
Ama bulanlar ancak arayanlardır. Burada da öyle. Burada da arayanlar aramakla bulunmayabilir ama bulanlar ancak arayanlardır. Ama ne aradığını, nasıl arayacağını, nerede arayacağını bilenler internette yollarını şaşırmadan kendilerini bir yerlere götürebilirler. Ama kitapla, okuma yazmayla, şiirle, resimle, müzikle, yani binlerce yıldır bizi, insanlığı ayakta tutan bu başarılarla alakamızı kestiğimiz takdirde, ki işte sosyal medyanın en büyük şeyi budur, o zaman yolumuzu bulmamız her gün biraz daha zorlaşır ve bir gün imkansızlaşır. Onun için sosyal medyaya girmeyin, oralarda dolaşmayın. Bunun dinlenilebilecek bir öğüt olmadığını biliyorum. Ama size oralarda nasıl bir korunaklılık içinde dolaşabileceğinize dair bir ipucu vermek üzere bunları söylüyorum. Eğer kitapla, defterle, kalemle, dediğim gibi sinemayla, romanla, hikayeyle, şiirle, resimle, heykelle, her ne ise binlerce yılda yaptıklarımızla, yapılanlarla bağınızı gevşetmezseniz internette de kaybolmazsınız. O zaman hakikaten orası size pekala yeni yeni imkanlar da sunabilir. Onun çünkü böyle bir bileşimle, böyle bir birikim ve böyle bir tedbirle nerelere götürebileceğini henüz bilmiyoruz. Çok yeni bir şey. Bu tarımsal ilaçlar DDT benim çocukluğumda büyük bir mucize gibi Türk tarımına girdi. Haşeratı önlüyor, şöyle oluyor, bu oluyor. Ama sonra, yıllar sonra şimdi deniyor ki işte o DDT'li ürünlerden beslenenlerin genlerinde ne tür tortular ve şeylere yol açtığını şimdi fark ediyoruz. Dolayısıyla sosyal medyanın zihinsel kodlarımızda, zihinsel genlerimizde neleri oynattığını şu anda hemen ölçemeyebiliriz. Ölçemiyoruz. Ama bir şeyleri kurcaladığını en azından biliyoruz. Aslında size onunla ilgili birkaç karikatür göstereceğim. Bunu da ilk defa yapıyorum burada. Böyle karikatürlü falan. Gördüğünüz gibi ben de teknolojiye yabancı bir adam değilim. Görüyor musunuz? Ben kalkayım. Tercüme etmeye gerek var mı? Sadece cep telefonunu kaybettiğin için engellilerin yerini park etme hakkını kullanamazsın. Yani ben de engelliyim, telefonumu kaybettim diyor. Evet. GPS'le. Sopayı alıp getirmesi gerekiyor. İşte bizim nasıl bizim binlerce yıllık birikimimizde o şarkılar, türküler, şiirler varsa bununla binlerce yıllık yayında o sopayı gidip almak var ama işine düştü hale bak. Bunu bir öz eleştiri, karikatür gibi görebilirsiniz. Bir dakika, öyle bir dönelim mi bize? Biz de burada oturuyoruz işte böyle. Mücadele Merkezi. Birinci katta Facebook bağımlıları için.
İkinci kat Twitter bağımlılar için. Üçüncü kat Instagram bağımlılar için. Çatı katında da yürürken mesajlaşanlar için. Evet, herkes meşgul. Bu da çok benim çok hoşuma gelmiş. Ama bundaki fiyakaya da bakar mısınız? Ama bu da güzel bir şey. Bunu da seyredin. Hiç konumuza bakmayın. Biraz büyütebilir misiniz? Evet. Bir de telefonla oynayan çocuklar vardı, gençler. Buyur. Neyse, onu da onun yerine bunu arayıp eski bir reklam vardı. Pantolon uyduramadık, gömlek verelim. O görmediğimiz yerine kedi gösterdiğimiz klipte de 16-17 yaşlarında iki gencin önüne bir ev tipi telefon koyuyorlar. Bildiğimiz hani şöyle şeyle çevrilen. Bir yetişkin biri öğretmen diyelim. Diyor ki şu numarayı 5 dakika içinde çevirirseniz aferin size. Numarayı veriyor. O iki genç o telefondan onu çevirmeye çalışıyorlar. Bir defa nasıl çevrileceğini bilmiyorlar o numaranın. Yani dokunup bırakıyorlar, dokunup bırakıyorlar. Şey, ahizeyi kaldırmıyorlar, hiçbir zaman kaldırmıyorlar. Yani çevirdiklerini zannettikten sonra bekliyorlar, ses gelecek falan zannediyorlar. Yani bir telefon teknolojisinden diğerine geçişim bile... 4 minutes. Ha, peki. Küçük bir teknolojik değişimin bile bizi nasıl beceriksizleştirebildiğini ve dolayısıyla ama sadece beceriksizleştirme değil, kuşaklar arasına da nasıl bir uçurum açtığını
Çok güzel gösteren bir örnek. Ama bunu zaten biz gündelik hayatımızda siz de annelerinizle, babalarınızla, belki hatta ağabeylerinizle, ablalarınızla her gün yaşıyorsunuz. Yani sizin sahip olduğunuz pek çok beceriye biz sahip değiliz. O yüzden televizyonu açmamız gerektiği zaman sizden rica ediyoruz. Televizyonu açar mısın? Şu şeyi, kanalı değiştirir misin? Bu kadarını yapıyoruz da. Ben mübalağalı söyleyerek derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ama çok da güzel bir şarkı var. I know what it is to be young. Hatırladınız mı bu şarkıyı? Siz hatırlamazsınız, biz hatırlıyoruz. Ön sırada oturanlar, göründükleri kadar genç olmayanlar. Biz hatırlıyoruz. I know what it is to be young, but you don't know what it is to be old. Genç olmanın ne demek olduğunu biz de biliyoruz. Biz de bir zamanlar gençtik. Bizim de saçımız vardı. Ama siz yaşlılığın veya ihtiyarlığın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. İnşallah onu geç öğrenin. Hep genç kalın. İleri yaşlarda da geç kalın. Ama sizden daha yaşlı olanların da bu bir takım yeni teknolojiler karşısındaki beceriksizliklerine bakarak onların söylediklerini de büsbütün yabana atmayın. Şimdi ben her özellikle genç arkadaşlarımla, öğrenci arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zaman bazı kitapları öneriyorum. Ola ki içinizden bazıları bugünlerde ne okusam, ne seyretsem, ne dinlesem diye düşünüyor olabilir. Hiç olmazsa belki onlara bir yarar olur diye kitap önerilerinde bulunuyorum. Aslında konuşmamın içinde bazı kitapları söyledim zaten. Ama bugünlerde genç arkadaşlarla buluştuğumuz zaman onlara Murat Menteş'in romanlarını öneriyorum. Niye? Çünkü sizin gibi genç bir yazar ama bizim gibi bizim yaştakileri de anlamaya çalışan, dolayısıyla sizinle bizim aramızda iyi bir drogoman. Drogoman ne demek? Eskiden divanda tercümanlık yapanlara, tercüman demek. Yani nesiller arası tercümanlık yapabilecek yazarlardan biri gibi olduğu için, biri olduğu için Murat Menteş'in son kitabını ben de okumadım. Daha henüz okumadım ama bundan öncekileri referans vermem için yeterli. Tabii benim kuşağımın Murat Menteş'ten zevk alabilmesinin, tad alabilmesinin bir nedeni de muhtemelen benim için öyle, belki başka arkadaşlarım için de öyledir. Onu bizim kuşağın kült yazarlarından Kurt Vonnegut'a benzetiyor olmamız belki de. Çünkü çok benziyor hakikaten üslup olarak, şey olarak, dünyaya bakış olarak. Ben ne zaman Kurt Vonnegut'tan bahsetsem ve sonra bir arkadaşım bana ben Kurt Vonnegut'u hiç okumadım dese çok seviniyorum. Niye? Çünkü ona güzel bir yazarı tanıtma şansını bana vermiş oluyor. Onun için siz de muhtemelen benim kuşağımda şeydir ama bu yakınlarda bilmiyorum ne kadar gençler Kurt Vonnegut'u tanıyorlar. Kurt Vonnegut'u da hararetle öneririm. Çok kafa dengi bir yazardır. İkinci Dünya Savaşı'na katılıyor Amerikan ordusunda Kurt Vonnegut. Alman asıllı olduğu için adından da tahmin edebileceğiniz gibi Alman asıllı. Dresden'de esir düşüyor. Almanlara, Nazilere esir düşüyor. Ve meşhur Dresden bombardımanında aşağıda olanlardan. Yani esir, mezbahada çalıştırılıyor esir, Amerikalı esirler. Amerikalılar Dresden'i bombardıma
müttefikler Dresden'i bombardıman ederken o da aşağıda ve sağ kalan bir iki Amerikalıdan biri. Çünkü Dresden bombardımanı tarihte pek anlatılmaz ama Hiroşima ve Nagasaki ile eşdeğer bir şeydir. Savaş zayiatıdır. Olağanüstü bir sivil yerleşim. Dresden dediğimiz bir şehirdir. Ve halı bombardımanına tabi tutulmuştur ve çok büyük kayıp vermiştir. Yerle bir edilmiştir Dresden. Hatta Kurt Vonnegut savaştan sonra kurtulup Amerika'ya döndüğünde arkadaşları soruyorlar. Savaşta ne gördün, ne oldu savaşta diye. Dresden bombardımanından kurtulup geldiğinde. Şimdi tam onun söylediği ifadelerle burada söylersem belki sansür müdahale edebilir. Ben onu kibarlaştırarak söyleyeceğim onu söylediğini. Ama asıl tadını kendi orijinal kelimeleriyle okuduğunuz zaman göreceksiniz bu cümlenin. Diyor ki, ya ne oldu savaşta, ne olacak diyor. Dost bildiğimiz bilmem kimler diyor, bizi diyor bombaladılar diyor. Bir de çok sigara içerdi rahmetli. Filtresiz palmal sigarası içerdi. Onun bir esprisi de var, onunla bitireyim. Kurt Vonnegut bahsini. Diyor ki, palmal firmasını mahkemeye vereceğim. Bunu söylediği zaman 85 yaşında. 75 senedir, 70 senedir palmal içiyorum, filtresiz palmal içiyorum. Paketin üzerinde sigara öldürür diye yazdığı halde ölmüyorum. Tüketiciyi kandırmaktan palmali mahkemeye vereceğim. Böyle neşeli bir adamdı. Kurt Vonnegut'un kitapları da Türkçe'ye çok güzel çevrildi. İngilizcesi de iyidir. Yani rahat okunabilen bir İngilizcesi vardır. Böyle çok mahalli şeylere girmez. Kurt Vonnegut'la Murat Menteş'i beraber okumanın da tadına doyum olmaz. Bunları da sizin ama Ahmet Haşim'i de okuyun. Şimdi Haşim'i biz genellikle böyle eski moda şiirler yazan bir şair gibi kalır birçoğumuzda lisede edebiyat derslerinden. Öyle değil. Ahmet Haşim'in çok güzel denemeleri var. Mesela Frankfurt Seyahatnamesi sizin de çok zevk alarak okuyabileceğiniz bir kitaptır. Frankfurt Seyahatnamesi. Ve internet, bak işte internette mesela hemen şimdi bir faydasını söyleyeyim. Ama ben nereden biliyorum? Ahmet Haşim'in kitabını bilen adam internette onu nasıl arayacağını da bilir. Örneği olarak bunu da söyleyeyim. İnternette Müslüman Saati diye... Müslüman Saati. Ahmet Haşim'in bir denemesi var. Müslüman Saati. Onu da okuyun. Evet. Böylece sözümüzü tutmuş olarak 5 dakika yok tam tutmuş olarak süremizi de bitiriyoruz. Bilmiyorum ben bu toplantıların düzeninde soru cevap oluyor mu? Soru cevap oluyormuş. Ama sizden rica ediyorum. Paralel sunumlar yapmayalım. Korsan bildiri yapmayalım. Yani şöyle, ne demek korsan bildiri ve paralel sunum? Şimdi bir arkadaşımız kalkıp derse ki, hocam siz internetin şurasına şöyle dediniz ama bence aslında internetin orası öyle değil, şöyledir deyip 15 dakika bize şey yaparsa yapmasın. Evet, gençlerde olmaz ama ne olur ne olmaz. Hal saridir, bizden onlara bulaşmış olabilir. Onun için... Biz yapıyoruz, siz yapmayın. Beni böyle sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kaç soru alalım? İstediğimizde. Hocam, buradayım hocam. Merhaba. Buyurun, merhaba. Abdullah Baki Yeşik, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü. Hocam, sorum şöyle olacak. En başta konferans için çok teşekkür ederim hocam. Bu cehaletin, yani bahsettiğiniz akımın bazen içinde olabiliyoruz, çıkabiliyoruz yani. Ve bir değişime maruz kalıyoruz sürekli. Sorum şu, bu değişimin, değişim içindeyken değişimde olduğumuzun nasıl farkına varabiliriz? Yani bundan nasıl çıkabiliyoruz? Ve çıkabiliriz. Değişimdeyken değişimin içinden, içinde olduğumuzu ve içinden nasıl çıkabileceğimizi nasıl farkına varabiliyoruz? Nasıl farkına varabiliriz? Evet. Şimdi bir defa... Hepimiz biliyoruz ki dünya değişiyor. Buna bir itirazımız yok herhalde. Değil mi? Hayır, dünya değişmiyor diyen kimse yok. Bu değişimin iyi olduğunu düşünenler var, kötü olduğunu düşünenler var.
Bu da var. Bu değişimden yararlananlar var. Bu değişimlerden zarar görenler var. Dolayısıyla şu veya bu şekilde hepimiz değişimi farkındayız zaten. Farkında olmamız iyi midir? Bu insani bir özellik. Yani nasıl öleceğini bilen tek varlık insansa, çevrenin değiştiğini bu bilinçlilik düzeyinde bilen tek varlık da belki biziz. Bilmiyoruz. Onu ötekilerin ne yaptığını, onların işte kediyi gördünüz. Yani şimdi ona nasıl bir bilinçlilik zaafı izafe edebilir şu kedinin yaptıklarını gördükten sonra. Dolayısıyla kendimizi de çok fazla öyle şey etmeden, diğerlerinden ayırmadan bu değişimin içinde bizim için en salim olan yolları bulmaya çalışıyoruz. Ama ben torununuzu tam doğrusu anlamadım. Belki böyle kıvırıyorum. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bu öğrenci olduğunuz için çoğunuz, hocaların bir numarasını sizinle paylaşmak istiyorum. Hocalar çok sıkıştıkları zaman şöyle bir şey yaparlar. Vallahi bu konuda Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre filan. O araştırma ne? Kim yapmış? Ne zaman yapmış? Hakikaten öyle mi? Güvenilirlik şey var mı? Yok ama bu sosyal bilimciler arasında çok kullanılan bir yöntem. Bir de şey vardı daha böyle şeylerde. Şimdi bu konunun Osmanlı'daki görünüşüne de bir bakalım. Yani tarihte bu iş nasıldı filan, Romalılar'da nasıldı filan diye. Yani ben sorunuzu anladığım kadarıyla cevaplandırmaya çalıştım. Yani değişimin farkında olmamak mümkün mü diye anladım ben. Doğru mu anlamışım? Efendim? Tabii tabii. Şey, bu bahsettiğimiz hocam akım olarak yani genel akım olarak hayatta yaşadığımız yani mesela şu an gençlik olarak sosyal medya bunun gibi yani bir cehaletin içine yani informatik bir cehaletin içine doğru sürüklenebiliyoruz veya bir irfane doğru yöneliş de olabiliyor. Yani bunlar tabii, sürekli tabii, bir değişim doğru, olarak oluyor. Doğru. İşte bu değişimin içindeyken genelde değişim bitince farkına biliyoruz değiştiğimizi. Peki değişimin içindeyken kendi nazarımıza nasıl değişimin içinde olduğumuzu farkına varabiliriz? Vallahi anlayamadım gene bu sefer. Ama şunu söyleyeyim, bu değişim ve değişimin kuşaklar arasındaki ilişkilere yansımaları filan konusunda çok güzel bir kitap var. O da Mete Tuncay'ın çevirdiği güzel bir kitap. Sorokin'in Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri. Doğru mu? Diye bir kitabı var. Sorokin'in Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefesi. Ve orada mesela şeyi söyler. Bir eski Mısır papirüsünden alınmış bir alıntı. Aynı bugün benim size gençler ve daha olgunlar arasındaki ilişkilerden söz ederken kullandığım şeyleri daha 2000-3000 yıl önce bir papirüste Mısırlı katip gençler için söylüyor. Yani artık zamanlar bozuldu, şu hale bak filan diye papirüste yazıyor. Bu ezeli bir şey. Ama hiç konumuzla ilgisi yok ama belki başka bir konferansta buluşma fırsatımız olmaz. Başka bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bugünlerde Rusya ile falan aramızda çok iyi gidiyor gibi görünüyor. Belki onlara bakarken, güncel olaylara bakarken bu söyleyeceklerim de işinize yarar diye bir hikaye anlatacağım. Şimdi bu biraz önce sözünü ettiğim Sorokin'in Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri kitabının bir yerinde veya o kitapta olmayabilir. Yine aynı seriden çıkan bir yerde yine Mete Tuncay'ın çevirdiği Danilevski diye bir Rus düşünür var. Danilevski. Şimdi bundan 10-15 sene evvel Türkiye Günlüğü dergisi var. Biliyor musunuz? Türkiye Günlüğü dergisini gördünüz mü hiç? Görenleri bir görebilir miyim? İyi. Türkiye Günlüğü dergisinin yöneticisi Mustafa Çalık. Bugünlerde biraz rahatsız. Siz de dua edin. İyi olsun inşallah. Şimdi Türkiye Günlüğü dergisine benim yazdığım bir makale var. 15 sene önce. Makalenin özeti şu. Batı bizden niye nefret ediyor? Ve örnekler veriyor. İşte
Kendilerini her zaman bizi kendilerinin ötekisi gibi gördüler. Şöyle gördüler, böyle gördüler. Batı'yla hiçbir zaman bizi içlerinden kabul etmediler filan gibi argümanlarla yürüyen bir makale. Benim imzamla çıkan makale böyle. Batı bizden niye hoşlanmıyor mealinde bir makale. Makalenin sonunda şöyle bir dipnot var. Benim yazdığım makalenin dibinde bir not, dipnot. Diyorum ki orada, bu makale aslında Danilevski'nin filanca kitaptaki 56 ile 58. sayfalar arasındaki makalesinin çevirisidir. Ben sadece orada geçen Kırım Savaşı yerine Çanakkale Savaşı'nı koydum. Rusya geçen yerlere Türkiye yazdım. Ruslar geçen yerlere Türkler yazdım. O kadar birbirimize benziyoruz. Yani makalenin sonuna kadar o dipnota kadar hiçbiriniz bunda aykırı bir şey görmüyor. Yani evet, Batı ile ilişkilerimiz böyledir, şöyledir diye kolaylıkla benimseyebileceğiniz veya onaylayabileceğiniz şeylerden bahsediyor. Ama dediğim gibi makale aslında Danilevski'nin Rusya için, Rusya Batı münasebetleri için yazdığı bir makale. Demek ki Rusya Batı münasebetleriyle Türkiye Batı münasebetleri birbirine benzediğine göre mantıken dostumun dostu dostumdur filan demiyorum. Öyle bir Avrasyacık kestirmecilik içerisinde değilim ama bu pratikte mesela bugünlerde niye bu kadar kolay anlaşıyoruz diye soranlara da ben hakikaten bunu örnek göstermek istiyorum. Birbirimizi daha iyi anladığımızı zannediyorum son zamanlarda. İyidir. Yani komşuların birbirleriyle böyle anlaşması da iyidir. Evet. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Emre Altan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Şimdi hocam konferansın başında şöyle bir şey dediniz. Süreyle alakalı bir şey dediniz. Çok teşekkür ederiz onunla ilgili. 45 dakikalık bir süreden bahsettiniz. Ben hukuk öğrencisiyim hocam. Bunu yapmayan hocalarımı tenzih ediyorum. Onlara bir şey demiyorum. Hocalarımız eline mikrofonunu aldığı zaman bırakmak bilmiyorlar. Yani çatlayana kadar anlatıyorlar. Hatta bir gün ben derste hiç çekinmem, dobra dobrayımdır. Hocam dedim, biz çatladık artık dedim, yeter dedim. Hani bir ara verseniz dedim. Hocanın dediği şu oldu, ben 40 yaşındayım, ayakta anlatıyorsam siz de daha 20 yaşındasınız, dinlemek zorundasınız dedi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Teşekkür ederim. Hoca var. Şimdi o hocaya da o kadar kızmayın. Ne diyeyim ben şimdi hocaya yani? Ama ben sizin için size söyledim. Yani siz de böyle yapın diye söyledim. Gerçekten karşınızdaki bir gruba konuşuyorsanız, bir topluluğa konuşuyorsanız, baştan kendinizi ben derslerimde şöyle yapmaya çalışıyordum. Eğer o kadar dobra konuşabiliyorsan hocayla, geçenlerde bir hoca da böyle yapıyormuş hocam diye ona böyle bir şey yap istersen. Şöyle yapıyordum amfi derslerinde özellikle. Diyordum ki yani şimdi biz 45 dakika falan konuşacağız ama tamam, açmayabilir konu sizi. Dinlemek istemeyebilirsiniz. O zaman çıkabilirsiniz de ama çıkarken yani öyle böyle ders mi olur bilmem ne falan gibi çıkmayın. Nasıl çıkacaksınız? Yani böyle çok sıkışmışsınız da hani hocam bir gidip geleceğim. Birazdan geleceğim havasında çıkın. Benim de şeyimi bozmayın. Ne deniyor ona? Konsantrasyonumu. Evet. Bozmayın. Diyordum. Arkadaşlar da onu yapıyorlardı hakikaten. Ama mesela bakın bazı hocalarda vardır dersleri hakikaten çok sıkıcı gibi görünür ama sonra çok faydalı. Mesela bunlardan bir tanesi Veblen'dir. Thorstein Veblen diye bir adam var biliyorsunuz. Aylak Sınıf Kuramı kitabının adı. Aylak Sınıf Kuramı. Theory of Leisure Class. Çok güzel bir kitaptır. Allah rahmet eylesin. Bizim Ünsal Özkay Hoca bize o adamı tanıtmıştı. Veblen'i. Veblen çok düşük, kısık sesle konuşurmuş. Böyle kürsüye otururmuş. Böyle mıy 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 konuşurmuş. Öğrenciler
Onu duymakta zorlandıkları için hep ön sıralara falan böyle yığılırlarmış. Ağzı da kokarmış hocanın. Ama tahammül ederlermiş. Bunu şimdi öğrencilerin yazdığı hatıratlardan aktarıyorum. Ama yani adamın kitabına baktığın zaman hakikaten hoca. Şimdi tamam, bazı hoca vardır derste iyi anlatamaz ama iyi yazar. Bazı hoca vardır uzatır uzatır ama belki sabretmekte ona da fayda vardır filan diye böyle işi geçiştirelim. Başka soru var mıydı sizin söylediğiniz, yoksa sadece hocayı mı çekiştirecektik? Bir kişi mi söyleyeyim hocam? Okulun ilk başladığı gün 250 kişiyle başlıyoruz. Sonraki hafta 200 kişi, sonraki hafta 150 kişi. İşte tabii. 50'ye kadar düşüyor. Hocalarımız sonra diyor ki ya niye kimse gelmiyor acaba? İşte yani evet. Demek ki demokratik şey denge yerini buluyor. Siyasette de öyle. Doğru, doğru. Ama şimdi ben size hukuk öğrencisi deyince, bütün hukuk öğrencisi arkadaşlar, aslında hukukçu olmayan, ben de hukukçu değilim ama zevkle okudum. Bir kitap önereceğim size. Jacques Vergès. Jacques Vergès yazılıyor. Jacques Vergès. Tanıyan var mı Jacques Vergès'i? Çok esaslı bir adam. Ünlü bir avukat. Başkalarının asla almaya cesaret edemediği davaları almasıyla meşhur bir adam. Meşhur Carlos Chacal'ın filan davasını alan o Fransa'da. Hatta Abdullah Öcalan'ın davasını almaya kalktı. Olmadı, onu beceremediler. Bizim Orly'de düşürülen uçağımızla ilgili davada o da müdahil oldu. Türkiye'ye de geldi. Jacques Vergès'in çok güzel bir kitabı var. Savunma saldırıyor. Canetti. Ne Canetti? Vivet Canetti çevirdi Türkçe'ye. Çok güzel çevirdi o da. Vivet Canetti'nin çevirisiyle Jacques Vergès'in savunma saldırıyor. Savunmaları, yani hukuk şeylerini iki tip savunmadan bahsediyor. Bir, kopuş savunması. Bir de kabul savunması galiba. Yani anlatayım mı gerisini? Kopuş savunması dedi. O çok hoşuma gidiyor da onu söyleyeyim sadece. Öteki iki tür savunma vardı diyor. Bir, sanık oturur ve mahkemeye der ki hayır, sizin bana isnat ettiğiniz o suçları ben işlemedim. Çünkü şöyle şöyle deliller melliller filan. Bu normal savunma düzeni. Bir de kopuş savunması vardır diyor. Sanık gelir ve der ki siz kimsiniz mahkemeye? Siz kimsiniz de beni yargılıyorsunuz? Tanımıyorum sizi. Beni yargılama yetkiniz yok. Bunun en tipik örneği, o kitap okuduğunuzda göreceksiniz siz de. Orada bahsetmiyor ama siz Türkler olarak, Türk okuyucular olarak hemen aklınıza bunlar gelecek. Yassıada duruşmaları. Yassıada hakimlerin anılarına baktığınız zaman orada şunu görüyorsunuz. Diyor ki anılarında, duruşmalar başlamadan önce uyuyamadık hakimler. Ya yarın Menderes kalkar ve derse ki ben bu ülkenin seçilmiş başbakanıyım. Bu ülkenin meşru başbakanıyım. Siz meşru bir mahkeme değilsiniz, sizi tanımıyorum derse ne halt edeceğiz? Fakat maalesef kader, Menderes ertesi gün muhterem mahkeme heyeti diye başlıyor konuşmasına. Ve iş bitiyor. İş bitiyor. Yakın tarihte de başkanımızın da söylediği gibi Saddam Hüseyin'in Amerikalıların Irak'ta kurdukları o uyduruk mahkemeye siz kimsiniz? Ben bu ülkenin seçilmiş, bu ülkenin meşru cumhurbaşkanıyım diye meydan okuyan çıkışı. Bu Jacques Vergès'in onayladığı veya onayladığı demeyeyim de bize örneklendirdiği şey, kopuş savunması bu. Çok güzel bir kitap. Yani Jacques Vergès enteresan da bir adam. Hayatı da öyle. Onu okumanızı tavsiye ederim. Peki, son bir soru alıyoruz. Nabi Hocam, öncelikle konferansınız için çok teşekkür ederim. Ben Ahmet Furkan, İSİ Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Hocam, bu sunum konusunda siz buraya çıksanız hani kitap konusunda kaynak veremezsiniz. Sizi de fazla dinlemezler. Hatta ben ekliyorum, bizden de çoğu kişi çıkıp sizin gibi böyle efektif konuşamaz.
Ben hocam bu konuda milli eğitimde ağaç yaşken eğilir konusunda milli eğitim sistemimiz bizim şu anda biraz ezbere dayalı, sınav sistemine dayalı. Milli eğitim sistemimizi hem geleceğe göre revize edip hem kendi benliğimizi koruyarak nasıl bir revizyona gidilebilir milli eğitim sistemimize? Çok teşekkür ederim. Şimdi hani Atatürk şekerli kahve isteyince kahveci demiş ya paşam bunu bana yapmayacaktınız diye. Şimdi siz de bana bunu yapmayacaktınız. Eski bir Milli Eğitim Bakanına eğitim nasıl olur, nasıl düzelir filan diye sormayacaktınız. Çünkü bu beni çok tahrik eder. Ve o zaman beni biraz önce Emre'nin bahsettiği hocanın durumuna düşürebilir. Yani sizi burada esir alabilirim. Ama kabaca şunu söyleyeyim. Eğitim konusunda gerçekten artık klişe olmuş pek çok yanlış söylemler var. Bir, eğitim yazboz tahtasına döndü. İki, eğitim sistemimiz ezbere dayalıyor. Üç, sınavsız eğitim sistemi. Sınavlara boğulduk, sınavlar meselesi. Bunlar, şimdi çok güzel bir kitap var. Adı da çok güzel. Everything You Know Is Wrong. Kitabın adı bu, büyük boy bir kitap. Amerikalılar için yazılmış. Amerika'daki böyle şehir efsaneleri. Ama sadece şey değil, popüler şehir efsaneleri. Mesela tıpta sizin mesleğinizde çok yaygın olan ama aslında doğru olmayan şeyler üzerine filan. Everything You Know Is Wrong. Bildiğiniz her şey. Eğitimde de böyle bir kitap yazasım geliyor. Yani eğitimle ilgili bildiğiniz her şey yanlış. Şimdi ama niye yanlış, doğrusu ne, bunları anlatmaya kalksam hakikaten uzun bir süre burada beraber olmamız lazım. Hangisini, bir tanesinden örnekle ben şey yapayım. En çok, en doğru olduğunuza inandığınız şeyi söyleyin. Ben onun yanlışlığını, eğer o kategoriye giriyorsa, ezbere dayanıyor. Şimdi tamam bak, ezbere dayanıyor eğitim sistemimiz. Peki, ben şimdi size soruyorum. Bu kadar adamsınız. Lisede ezberletilen herhangi bir şiiri ezbere okuyacak bir arkadaş var mı içinizde? Necip Fazıl'ın Sakarya şiirini okursunuz. Onu okulda ezberletmezler. Onu kendi gayretinizle öğrenmişsinizdir. Ama İstiklal Marşı'nı ezber okuyacak adam var mı? 40 kıtayı. 10 kıtayı. 10 kıtayı. Okulda öğretildiği için ama bak. Okulda bize öğretmenimiz müfredat gereği bunu öğretti. Müfredat gereği. Müfredatta böyle bir şey yok. Yani şunu ezberletin, bunu ezberletin, şunu yapın. Efendim formülleri ezberletin. Hayır, formülleri siz ezberliyorsunuz. Veliler ezberletiyorlar. Türk eğitim sisteminin en büyük sorunu veliler sorunudur. Öyle değil. Bir tane örnekle ben derdimi iyi anladım. Beni en çok üzen, yaralayan bir uygulamadan bahsedeceğim şimdi size. Biraz uzatabilirim, kusura bakmayın. Siz istediniz. TEOG. Everything you know about TEOG is wrong. TEOG diye bir sistem yok. Milli eğitim literatüründe, milli eğitimin resmi yazılarında, yönetmeliklerinde TEOG diye bir şey yok. Bu TEOG ne? Temel eğitimden orta eğitime geçiş sınavı. Bunu kim koydu? Bunu medya koydu. Onu da niye yaptığını da söyleyeceğim. Şimdi bizde daha önce SBS şu falan var. Yani liseyi, ortaokulu bitiren çocuklar lisede hangi okula yerleşecekler? Böyle bir şey yapmak zorunda mıyız? Zorundayız. Her eğitim kademesinde Türkiye'de 1 milyon 300 bin öğrenci var. Yani bu yıl 1 milyon 300 bin öğrenci ortaokulu bitirecek, 8. sınıfı bitirecek, 9. sınıfa yani liseye girecek. Hangi liseye girecek? İşte orada problem çıkıyor. Hangi liseye girecek? Şimdi bizim genel olarak Türkiye'de lise 1'de 1 milyon 300 bin sandalyemiz var. Fazla bile var. 1 milyon 300 bin sandalye. Yani ortaokulu bitiren her çocuğumuz için bir sandalyemiz var. Ama sandalyelerin renkleri farklı.
şu kadar fen lisesi sandalyesi var, bu kadar sosyal bilimler fen sandalyesi var, şu kadar imam hatip sandalyesi, bu kadar meslek sandalyesi. Şimdi 1 milyon 300 bin çocuğun 500 bini diyelim fen lisesine gitmek istediği zaman orada yığılma oluyor. Çünkü bizim orada 200 bin fen lisesi sandalyemiz var. Anlatabiliyor muyum? Diğerleri için de böyle. Dolayısıyla bir şey yapmanız lazım ki bunları dağıtın. Adaletle dağıtın. Güney Kore yaptı bir ara. Bence en makulünü yaptı. Ama biz Türkiye'de bunu yapmaya cesaret edemedik. Yapamayız. Kura çektiler. Tamam. 1 milyon 300 bin öğrenci. Onlar da aşağı yukarı o kadar. Kimin hangi okula gideceğine kura ile karar verdiler. Kimse de gık demedi. Çok da iyi bir dağılım oldu. Eğitim pedagojik açıdan da doğru. Çünkü pedagojiyle diyorlar ki bir sınıf ne kadar heterojen olursa o kadar iyi olur. Homojen sınıflarda eğitim seviyesi çok düşüyor. O ayrı. Neyse biz dağıtmak zorundayız. Bizden önce bunlar bir sınava giriyorlar. Siz onlardan değilsiniz herhalde. Onlardan mı? SBS ile mi girdiniz? Ha. Siz SBS'nin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir sınav yapılıyor. Bir oturumda şu kadar soruya cevap veriyorsunuz ve dağıtıyorsunuz. Doğru mu? Biz dedik ki SBS, ben bakan olmadan önce bir önceki bakan arkadaşımız açıklama yaptı. SBS'yi kaldıracağız diye. Ben kaldıracağız sözün üzerine bakan oldum. Peki kaldıracağız da ne yapacağız? Bu çocukları okullara nasıl dağıtacağız? Şöyle yapmaya karar verdik. Yeni bir sınav icat etmeyeceğiz. Yeni bir sınav, SBS gibi bir sınav yapmayacağız. Hepiniz liselerde okudunuz. Her birimiz lisede en az, her dersten en az bir, bazılarında iki yazılıya girmiyor muyuz? Giriyoruz. Siz de giriyorsunuz. Beş dersten yazılıların birer tanesini her sömestre bir yazılıyı biz yapalım. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz merkezden soruları gönderelim. Çocukları özel sınav yapacağız diye bir yerlere toplamayalım. Sınıflarda normal yazılı nasıl yapılıyor idiyse aynı şekilde o gün Türkiye'de bütün okullarda o yazılı o gün yapılsın. Soruları biz gönderelim. Cevapları biz alalım, değerlendirelim. Ve o birinci dönemdeki o beş yazılı, ikinci dönemdeki beş yazılıdan altıydı galiba. Yazılıdan alınan notların ortalamasına göre, bir de okul başarı puanına göre bir şey, ortalama puan bulalım. Çocuklar okullara ona göre dağıtılsınlar. Yani yeni bir sınav yapmıyoruz. Mevcut yazılıları kullanılabilir hale geliyor. Kullanılabilir hale getirmek ne demek? Pek çok okulda, belli başlı hatta özel okullarda özellikle hormonlu notlar veriliyor eğer yazılı notlarını esas alırsanız. Onun için dedi ki bu hormonlamayı yapamamaları için nasıl yapıyor hormonlamayı? Yani çocuk yazılı da öğretmeni yardım ediyor. Buna tedbir olarak da bu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek bu sınavlarda, yazılılarda çocukların başında kendi öğretmenleri durmayacak. Ahmet Bey kendi okulunda değil, filanca okulda, filanca okuldaki Ayşe Hanım da Ahmet Bey'in okulunda. Yani tanımadığı öğrencilerin başında duracaklar. Böylece öğrencilerin ve velilerin niye benim çocuğuma yardım etmedin filan gibi baskılarından da muaf olacaklar. Böyle başladık. Ve çok güzel bir sistemdi. Çünkü biz bununla şunu da amaçlıyorduk. Her öğretmenin kişisel performansını da ölçebilecek durumda. Ahmet Bey'in öğrencileri bu sene matematik dersinde çok iyiler. Ertesi sene çok iyiler. Ondan sonra 3 sene birikimli olarak bakıyordu. Ahmet Bey'in öğrencileri çok iyi. Ama Ayşe Hanım'ın öğrencileri kesirlerde çuvallıyorlar. Bu sene de hep oradan kaybet. Biz bunu artık bugünkü teknolojiyle, sınav kağıtlarının bir şeyiyle ölçebiliyoruz. Ayşe Hanım'ın öğrencileri belli bir konuda hep tökezliyorlar. Ha, demek ki Ayşe Hanım o konuyu iyi anlatamıyor. O zaman meslek içi eğitimde, yazın yaptığımız meslek içi eğitimlerde Ayşe Hanım'ı çağırıyoruz ve ona diyoruz ki sen bak kesirleri iyi anlatamıyorsun. Ahmet Bey çok güzel anlatıyor. Ahmet Bey nasıl anlattığını sana anlatsın. Her okulun performansını, her sınıfın performansını ve her öğrencinin performansını ölçebilir bir sınav, yeni bir sınav icat etmeden. Biz ilk bu uygulamayı yaptığımız sene, ilk sömestrede, adını da vereyim, Abbas Güçlü, Milliyet Gazetesi, eğitim yazarı. Dedi ki böyle sınav mı olur ya? Eskiden SBS olacak, biz soruları alıyorduk, ertesi gün açıklıyorduk. Şimdi sınav olmuş, kimsenin haberi yok. Eskiden veliler gelirlerdi okul bahçelerinde, Yasin okurlardı,
türbelere giderlerdi. Şimdi öğretmen, kimsenin sınav oldu. Ya kardeşim yok sınav. Biz yazılı yapıyoruz. Yazılıları nasıl yapıyoruz? Hatta velilere ben mektup yazdım o zaman. Lütfen bu yazılıya giderken çocuklarınıza elinden tutup götürmeyin. Onlara şöyle böyle yapmayın. Bırakın kendisi normal zamanda yazılıya giderken yapıyor mu? Yapmıyor. Şimdi bu da öyle yazılı yapmayın. Şimdi veli problemi. O günlerde karşıda Sabancı Öğretmen Evi var. Orada bir görüşmem vardı. O görüşmeden çıktım. Bahçeden 4-5 tane hanım böyle bana doğru hocam varam diye şey yaptılar. Öğretmen herhalde dedim, bekledim. Geldiler. Daha yeni bakanım o zaman. Öğretmenle öğretmen olmayanı ayırt edemiyorum. Ama birinci senenin sonunda öğretmenleri fark etmeye başladım. Görevi bırakırken 3,5 sene sonra öğretmenleri değil, ne öğretmeni olduklarını da fark ediyordum. Onları fark edemedim, yeniyim. Öğretmen misiniz? Hayır değiliz dediler. Biz dediler, kimsiniz siz? Biz TEOK anneleriyiz dediler. Ne demek dedim TEOK anneleri? Bizim çocuklarımız TEOK sınavına girecek. Onun için biz burada toplanıyoruz, haftada bir böyle toplanıyoruz. Dedim ki siz lise mezunu musunuz? Evet lise mezunuyuz. Lisede yazılıya giriyor muydunuz? Giriyorduk. Peki anneleriniz yazılı anneleri diye toplanıyorlar mıydı? Toplanmıyorlardı. Niye çocukların sırtından limonata, pasta yiyeceğiz diye yeni yeni adetler icat ediyorsunuz? Çocukları rahat bırakın. Rahat bırakın. Şimdi bizim özellikle orta sınıflar kendileri her ne olamadılarsa çocuklarını o olarak görmek istiyorlar. Çocukları onlar için hep bir proje. Kendisi doktor olmak istemiş, olamamış. Ama çocuk itfaiyeci olmak istiyor. Her çocuk gibi. Hayır, itfaiyecilik onun gözünde iyi bir meslek değil. Onun gözünde en iyi meslek kendi olamadığı doktorluk. İflahını kesiyorlar çocukların. Şimdi bunun içinde testler var. Çocukların eğilimlerini ölçen. TEOK dedikleri sınavla birlikte biz bu testler yurt dışından getirilen çok pahalı testlerdi. Anadolu Üniversitesi ile bir protokol yaptık ve Ahmet Bey de o işin içerisindeydi. Bu Türkiye'de milli testler ürettik. Milli dememin sebebi şu, yani milli niye milli? O yabancı testlerde öyle sorular var ki onları bir Türk anneye babaya soramazsınız. Çocuğa da soramazsınız. Onun için biz o kültür bağımlı soruları Türk kültürüne uyumlu hale getirerek çok da güzel neticeler aldık. Yani çocuklar artık aşağı yukarı ne olmaları gerektiği konusunda bize bir fikir verecek, hangi bölüme yönlendirelim, hangi dersleri alması gerektiği konusunda yönlendirecek şeylerimiz olmaya başladı. Ama veliler, işte o gün benim Sabancı Öğretmen Evi'nde karşıma çıkanlar, daha sonra daha yüksek makamların karşısına çıkarak, efendim bıktık bu TEOK'lardan, bu TEOK'lar bizim çocuklarımızı yarış atına çevirdi. Bilmem ne, yapmayın kardeşim, yarışan sizsiniz, çocukların bir şeyi yok. Sonunda TEOK'un canını okudular. Şimdi ama yerine ne oldu? Yerine şimdi yine bir sınav kondu. Sınavsız olmaz. Yapmak zorundasınız. Çünkü ya kura çekeceksiniz yahut bir kriterle bunları dağıtacaksınız. Bu kadar basit bir şey. Şimdi bu orta sınıf anneler babaları bitiriyor. Orta sınıf anne babaların çocuklarını proje olarak görmelerinin komik bir örneğini, yaşanmış bir örneğini anlatayım. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde karı koca profesör. Bir kadın doçent galiba. Bir kızları, bir oğulları var. Fakat çocukla çok fazla ilgilenemiyorlar. Onu Fransız elçiliğinin bahçesinde kurulmuş bir Fransız okulu var. Aslında yasa dışı. Biz kapattık onu, sonra gene açmışlar. Yasa dışı. O çünkü şey içindir. Elçilik mensuplarının çocukları için açılmış bir okuldu. Türk çocukları oraya gönderilemezler. Ama yolunu buluyorlar. Bir hallemedip kallemedip yapıyorlar. Bunlar da çocuklarını işte Fransızca okusun, Fransızca öğrensin diye bu Fransız okuluna yazdırmışlar. Fakat anne baba çok meşgul. Çocukla çok ilgilenemiyorlar. Çocuk okuldan gelince evde yalnız kalmasın. Bir de Yozgatlı bir hanım yardımcı tutmuşlar. O evde yemekleri pişiriyor. Çocuğa gelince bakıyor. İlgileniyor çocukla. Anne baba üniversitede çalışıyorlar. Bir gün annenin aklına geliyor. Ya bu gidiyor 3 aydır, 2 aydır
Fransız okuluna gidiyor. Ne yapıyorlar okulda? Sorayım diyor, ne yapıyorsun diyor. Bir sabah gitmeden önce diyor ki, kız, oğlum siz ne nasıl yapıyorsun? Bir gününü anlat bakayım bana, nasıl, ne oluyor okulda, neler yapıyorsunuz? Biz şimdi zamanan kalkıyoruz, okula varıyoruz, bonjour diyoruz. Akşam olunca da bonsoir diyoruz, eve geliyoruz. Hikaye bu. Bonjour diyoruz. Hepinize bonsoir.